15 Nisan 1917 tarihinde İstanbul, her baharın tazelediği bir şehir olmaktan ziyade bir devrin son demlerine doğru ilerliyordu. 5 asır evvel yine bir Nisan ayında Osmanlı'nın genç ve kudretli hükümdarı 2. Mehmed'in bütün ordularını üstüne sürdüğü İstanbul, şimdi grup vaktine eren bir imparatorluğun yorgun aksi gibi ağır ağır nefes alıyordu. Toparlanma gayreti kâr etmeyen, o eski ihtişamlarının bir hayli uzağına düşmüş olan Osmanlı, son takatini tüketecek olan bir savaşın içindeydi. 1917 yılının o bahar ayında son demlerini yaşayan sadece Osmanlı İmparatorluğu değildi. Nisan ayının tatlı dokunuşlarıyla daha bir nazlı, yeşeren tepelerin çevrelediği haliyle fazlasıyla cazip olan Boğaz'ın Anadolu yakasında bir yalıda, uzun, çileli ve mücadelelerle dolu bir ömrün son haddine ermiş bir adam vardı. Dağıstan'dan İstanbul'a büyük iddialarla ve coşkun bir kavga adamı olarak gelen, kaderin İstanbul'dan Paris'e, Cenevre'den Kahire'ye, Rodos'tan Midilli'ye savurduğu bu adam, mizancı unvanıyla maruf Murat Bey'den başkası değildi. Bir insanın hayatta tecrübe edeceği ne kadar talihsizlik varsa yaşayan, büyük hayallerle derin hayal kırıklıkları arasında bir sarkaç gibi gidip gelen bu adamın çehresi, yorgun bir harp meydanı gibiydi. Çocukluğundan, Rus mektebinde okuduğu ilk gençlik dönemlerinden, bilmediği fakat aşkından yandığı İstanbul'un en mutena köşelerinden, mabeyn sohbetlerinden, hocalık ettiği kürsülerden, top gibi patlayan makalelerinden, memuriyetinden, sürgünlerinden ve hülasa bütün hal-ü etvarında bir alamet gibi beliren kavgacılığından ve coşkusundan arta kalan, küçülen ve fersizleşen yüzü ve bedeniydi. Mülkiye Mektebi'nde verdiği derslerin ateşli üslubuyla genç neslin adeta meşalesi haline gelmiş olan bu adamın son günlerinde, çevresinde oğlu Ömer Faruk, tecrit edildiği için evlendiremediği kızları İffet ve Saffet ve birkaç yalı çalışanından başka kimsecikler yoktu. Coşkulu ateşten geriye kalan iki sönük köz parçası gibi söneceği anı bekleyen o iki gölgeli göz, açılmamak üzere kapandığında takvimler 15 Nisan 1917'yi gösteriyordu. Bu ölümün belki de tek talihli yanı, Rus işgaliyle darmadağın olan bir coğrafyanın çocuğu olarak Mizancı Murad'ın birkaç yıl sonra düşman zırhlılarıyla dolacak Boğaz'ın kenarında, hilafet şehrinin işgale uğradığını görmeden terki hayat etmesiydi. Murat Bey 1854 yılında Dağıstan'ın Huraki kasabasında doğar. Murat Bey Rus işgaline uğramadan önce 4 hanlıktan ve bir şehri cumhuriyetten oluşan Dağıstan'ın Dargu kısmından nüfuzlu bir ailenin ilk çocuğudur. Murat Bey'in babası Kadı Mustafa, Rus işgaline karşı efsanevi bir direnişe öncülük eden Hacı Murad'ın en yakın silah arkadaşlarından birisidir. Bu yakınlık ve hayranlık sebebiyledir ki Kadı Mustafa ilk çocuğuna Murat ismini verir ve onu daima Hacı Murat olarak çağırır. Murat Bey'in ailesi Dargu bölgesinin güçlü ailelerinden olmanın yanında İslam hilafeti ile eşdeğer anlamda olan Osmanlı saltanatına derin bağlılığıyla tanınmaktadır. Bu bağlılık Hamiyet-i İslamiye'nin bir şartı olarak görülmüştür. Ne var ki Dağıstan tam da Murat Bey'in dünyaya geldiği dönemde Rus işgaline uğrar. İşgalin Murat Bey için en somut sonucu babası Kadı Mustafa'nın sürgün edilmesidir. Hem işgal hem de babasının sürgünlüğü daha çocuk denecek yaşta Murat Bey'de İstanbul'a gitmek arzusunu doğurur. Küçük Murat hakkında hiçbir şey bilmediği bu uzak beldeye gitmek için ateşli bir hülyaya tutulmuştur. Çocuk denecek yaşlarından itibaren kavgacılığıyla ve inatçılığıyla nam yapan Murat Bey, başlarda pek de istemediği Rus okuluna gitmeye karar verir. Bilmediği bir dilde Rusça eğitim veren bu okulda Murat Bey'in sivrilmesi uzun sürmez.
başarısı, çalışkanlığı, güvenilirliği ve en önemlisi de dürüstlüğü sebebiyle kısa sürede hem okul yönetiminin hem de kendisinden yaşça büyük öğrencilerin saygısını kazanır. Genç Murat'a duyulan bu güven sebebiyle onun bütün hayatına tesir edecek olan gelişme de bu okulda yaşanır. Rusça bilmeyen öğrenciler için temel olarak düşünülen 3 yıllık eğitimi vaktinden önce tamamlayıp İstavropol Mektebi İdadisi'ne yani liseye kaydolur. Dürüstlüğü ve olgun davranışlarının sonucu olarak kısa bir süre sonra okul yönetimi tarafından okul kütüphanesinin muhafızı seçilir. Böylece genç Murat, öğrenmeye meyyal zihnini günler ve geceler boyu işgal edecek büyük bir hazineye kavuşmuş olur. Bununla da kalmaz. Vaktinin büyük kısmını kaplayan okuma işine gazeteler ve özellikle de İstanbul'a dair havadisleri öğrenme merakı da eklenir. Rus okulunda geçirdiği yıllar ondaki İstanbul ve Osmanlı sevgisini azaltmak bir yana artırmıştır. Çok dışa vurmasa da arkadaşları da bu durumun farkındadır ve zaman zaman ona paşa veya Türk diplomatı diye seslenirler. İstavropol Mektebi'nde tek İstanbul'a gitme arzusu duyan Osmanlı yanlısı Dağıstanlı Murat değildir. Murat'tan iki sınıf üstte olan Kadızade Haydar'ın da amacı bir an evvel İstanbul'a gitmektir. Bu iki genç Dağıstanlı tahsillerini tamamlayıp halifenin şehrine beraber gitmek konusunda anlaşırlar. Haydar liseyi tamamladıktan sonra Moskova Üniversitesi'nde tıp eğitimi almaya başlar. İstanbul'a birlikte gitme planlarını gerçekleştirmek için Haydar ve Murat Beylerin aynı anda okulu bitirmesi gerekmektedir. Oysa Murat Bey 2 yıl geridedir. İki genç Dağıstanlı bunu çözmek için bir plan yaparlar. Plana göre Haydar Bey tıp eğitimi alırken Murat Bey de bir yandan lise eğitimine devam edecek, bir yandan da Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin müfredatına çalışacak, İlk 2 yılın derslerini dışarıdan verip okula doğrudan 3. sınıftan başlayacaktır. Böylece Haydar ve Murat aynı anda üniversite eğitimlerini tamamlayıp İstanbul'a birlikte gidebileceklerdir. Fakat plan tutmaz. Haydar Bey tıp tahsilinin 2. yılında bir hastadan mikrop kaparak hayatını kaybeder. Murat hayatının geri kalan kısmında birlikte yol yürümeyi tasarladığı can yoldaşını ve genç dava arkadaşını son bir kez görmek ümidiyle Moskova'ya hareket eder. Ne yazık ki yetişemez. Haydar Bey defnedilmiştir. Genç yol arkadaşından Murat Bey'e kalan, "Elveda aziz Murad'ım. Hizmet ve gayret hissemi sana emanet ediyorum. Allah seni sen olarak muhafaza etsin." cümleleriyle biten bir mektuptur sadece. Bu acıklı kayıp karşısında Murat Bey'in önünde 2 yol vardır. Ya Moskova'da hukuk eğitimi alacak ve ardından zorunlu hizmet süresini tamamlayıp İstanbul'a iltica edecek ya da bir an evvel İstanbul'un yolunu tutacaktır. Murat Bey planının 8 yıl ertelenmesine sabredecek durumda değildir. Üstelik Moskova'da gördüğü üniversite hayatı ve öğrencilerin durumu içini hiç açmamıştır. O ikinci yolu tutmaya karar verir. Ve böylece Dağıstan Dargu Cumhuriyeti'ne bağlı Huraki kasabasından Kadı Mustafa'nın oğlu ve İstavropol Gimnazyası'nın yeni mezunu Emirov Murat, Saltanat-ı Osmaniye'nin ve Hilafet-i İslamiye'nin payitahtı İstanbul'a gitmek üzere yola çıkar. 1873 senesi Şubat'ının 2. günü Batum yoluyla İstanbul'a geldim. Mektebi Sultani karşısında o sırada mevcut olan Amerika Oteli'nde geceyi geçirdim. Ertesi gün sabahleyin Mithat Paşa'nın konağına gittim diye başlar hikayesini anlatmaya Murat Bey. Dağıstan'ın bir kasabasında doğup ardından Rus lisesinde tahsil gören bu genç adam, çocukluk yıllarından itibaren içinde nesilden nesile aktarılmış bir hülya olarak yanan İstanbul'a, yani Osmanlı'nın ve hilafetin payitahtına nihayet kavuşmuştur. Lise yıllarından itibaren hakkında ne varsa okuduğu, çıkan bütün politik haberlerini takip ettiği İstanbul'dadır artık. Bu genç Dağıstanlı'nın doğruca Mithat Paşa'ya gitmesi tesadüfi değildir elbette. Mithat Paşa, Rus devletinin ve matbuatının sevmediği bir adamdır.
Öyleyse Rus işgaliyle istiklalini kaybetmiş Dağıstan'ın bir evladı olan Murat Bey için Mithat Paşa muhakkak ki iyi ve makbuldür. Yıllardır gönlü İstanbul ateşiyle yanan, çocukluğundan itibaren Osmanlı'ya ve halifeye hizmet etme hülyasını zihninde ulvileştiren bu 19 yaşındaki genç, devrinin en kudretli adamlarından olan Mithat Paşa'nın karşısına çıktığında tek kelime Türkçe bilmemektedir. İhtiyaten Paşa'nın konağına bir tercümanla birlikte gittiyse de buna lüzum kalmaz ve Mithat Paşa ile Fransızca konuşurlar. Mithat Paşa tek kelime Türkçe bilmeden uzun mesafeleri aşıp gelmiş bu ateşli ve donanımlı genci sevmiştir. Onu derhal Sadrazam Esat Paşa'ya yönlendirir. Bir süre sonra da genç Murat, Maliye Nazırı Şirvanizade Rüştü Paşa'ya takdim edilir. Şirvanizade Rüştü Paşa da Murat Bey'i beğenmiştir. Bunda Murat Bey'in tam da ihtiyaç duyulan şekilde Fransızcayı ve Rusçayı bilmesi, dünya ahvali hakkında yaşına kıyasla hayli bilgili olması kadar Dağıstan'dan gelmesi de etkili olur. Çünkü Rüştü Paşa da Dağıstanlıdır ve Ruslara karşı direnişin içinde yer alan bir ailenin oğlunu himaye etmeyi bir vazife sayar. Genç Murat, İstanbul yıllarına hayli parlak bir giriş yapmıştır. Rüştü Paşa, Murat Bey'i o kadar beğenir ki onu kendi konağına alır. Murat Bey'in konağa yerleştirdiği ilk gece, Rüştü Paşa'nın sadrazam olarak tayin edildiği haberi gelir. Bu tayin, Murat Bey'in uğuru sayılır ve talihinin açılmasına vesile olur. Sadrazam Rüştü Paşa, genç hemşerisi Murat Bey'i kendi oğlundan ayırt etmeyecek kadar sevmektedir. Hatta bir torununu Murat Bey ile evlendirmeyi bile düşünmektedir. Murat Bey, hem eğitiminin hem de arkasındaki büyük desteğin yardımıyla ilk memuriyetine girer. Görevi, Rus basınında çıkan başlıca haberleri özetleyerek Hariciye Nezaretine, yani Dışişleri Bakanlığı'na sunmaktır. Murat Bey, basın özetlerini Türkçe bilmediği için başlarda Fransızca olarak hazırlamak zorundadır. Fakat tek kelime Rusça bilmeden girdiği Rus okulunda kısa sürede en başarılı öğrencilerden olmayı başaran Murat Bey için imkansız diye bir şey yoktur. Nitekim Murat Bey kısa sürede Türkçeyi öğrenip vazifesini bu dilde yapmaya başlar. Murat Bey o günlere dair bir hadiseyi şöyle nakletmektedir. Bir gün kalemde otururken Nazır Saffet Paşa sizi çağırıyor dediler. O vakitler benim gibi alt seviyede bulunan bir katibin Nazır tarafından çağrılması fevkalade hallerdendi ve hayırdan evvel şer akla getirirdi. Gittim. Yüzünü oynatarak beni süzdü. Sönük gözlerinde leh ve aleyhimde hiçbir şey fark edemedim. Benim Türkçe özetini, yani Türkçe olarak yapmaya başladığım özetleri göstererek dedi ki, ''Bunları siz mi yazıyorsunuz?'' ''Evet efendimiz, kulunuz yazıyorum.'' Bir müddet sessizlik oldu. Bir pot kırmış olduğuma hükmettim. Dedim ki, ''Efendimiz, kulunuz Türkçe'ye başlayalı henüz 6 ay oldu. Lisan acemiliğimden dolayı bir hata ettim ise, kasti olmadığına emniyet buyurunuz. Bundan daha güzel yazmak şimdilik elimden gelmiyor.'' Paşa güldü. Babacasına yüzüme baktı. ''Oğlum, ben sizi fena yazdınız diye dikkatini çekmek için çağırmadım. İyi yazdığınızdan dolayı tebrik için sizi şahsen de tanımış olmak istedim. Sakın şu fena dediğiniz usulü bozmayınız. Arayıp bulamadığımız usul budur. Kısa cümleler, açık ifade, fikirde kuvvet ve isabet. Böylece devam edip gidiniz.'' Murat Bey'in yaver giden talihi, hamisi Rüştü Paşa'nın önce Halep, ardından Hicaz valiliklerine tayinini takip eden günlerde vefat etmesiyle darbe alır. Rüştü Paşa'nın vefatıyla Murat Bey, paşanın konağından ayrılır ve Sahip Molla'nın hanesine geçer. Burada uzun kalmayan Murat Bey, kısa bir süre sonra İstanbul'un mütevazı fakat muteber simalarından Hilmi Molla'nın kızı Hasibe Hanım'la evlenerek ailenin Anadolu Hisarı'nda ikamet ettiği Yasinizadeler Yalısı'na taşınır. Murat Bey, sürgünde yahut mahkum olduğu yıllar hariç ömrünün sonuna kadar bu yalıda kalacak, yine bu yalıda vefat edecektir. Rüştü Paşa'nın vefatıyla Murat Bey için yeni bir devir başlamaktadır. Murat Bey o günleri anlatırken, "Paşa'nın vefatıyla kaldırıma kadar inmiştim," der.
Evet, zor günler gelecektir. Fakat bir taraftan da Murat Bey için Rüştü Paşa'nın gölgesinde kalma ihtimali ortadan kalkmıştır. Murat Bey ne kadar güçlü olursa olsun hiç kimsenin himayesi altında kalmak istemeyecek bir tabiattaydı. Bunda büyük işler yapma ve daima önde bulunma arzusu da etkiliydi. İstanbul'a büyük ideallerle gelen bu genç adamın, daima yükselme ve bunu da kendi gücüne dayanarak yapma temayülü adeta ihtiras seviyesindeydi. Rüştü Paşa'nın vefatından sonra Murat Bey, memuriyet hayatına devam eder. Gel gelelim, çözülmekte olan imparatorluğun bünyesini saran bütün hastalıklar bürokrasiye de sirayet etmiştir. Hatta belki de bu hastalıklar kendini en çok bürokraside hissettirmektedir. Murat Bey'in bürokraside gördüğü aksaklık, ihmal ve usulsüzlükler onu ümitsizliğe sevk edecek boyuttadır. Doğru bildiğini her şart altında savunmayı ve dürüstlükten taviz vermemeyi kişiliğinin merkezine yerleştiren Murat Bey için bu hal katlanılması güç bir tablodur. İyice ümitsizliğe kapıldığı, devletin ayakta kalacağına dair inancını yitirmek üzere olduğu bir anda, Murat Bey'in önünde yeni bir yol beliriverir. 1859'da Sultan Abdülmecit devrinde kurulan Mektebi Mülkiye, 2. Abdülhamit döneminde canlandırılır. Murat Bey de yapılan müsabakayı kazanarak bu mektepte hocalığa başlar. İki kısım olan Mektebi Mülkiye'nin idadi kısmında, yani lise bölümünde genel tarih ve genel coğrafya, yüksek kısmındaysa siyasi tarih ve Osmanlı tarihi dersleri verecektir. Abdurrahman Şeref Bey'in müdürlüğe, Recaizade Ekrem Bey'in de edebiyat hocalığına tayin olunmasıyla iyice güçlenen Mektebi Mülkiye'de Murat Bey, gerek coşkulu ve kuşatıcı dersleri, gerek hazırladığı ders notları sayesinde kısa zamanda eğitimli kesim, hususen de gençler nezdinde haklı bir şöhret kazanır. Mektebi Mülkiye hızla siyasi fikirlerin ve meşruti muhalefetin alttan alta serpildiği bir merkeze dönüşür. Her biri daha sonra cemiyetin ve idarenin önemli mevkilerini işgal edecek olan pek çok genç mülkiye öğrencisi için bu mektebin en parlak siması şüphe yok ki Murat Bey'dir. Birçok meşhur talebesinin şahitliğinin yanı sıra Yahya Kemal'in Mektebi Mülkiye tarih hocası Murat Bey için söyledikleri bir hayli anlamlıdır. Murat Bey bir başlangıçtır. Tarih eğitimini ilk defa bir Türk mektebine o getirmiştir. Siyasi tarih dersini bir Osmanlı terbiyesi haline o sokmuştur. Mülkiye'deki tarih hocalığıyla hararetli bir fikir ve his cereyanı açmış, zamanın mektep gençliğini sürüklemiş, aynı zamanda büyük bir mikyasta parlamıştı. Murat Bey'in kıymeti ve dönemindeki tesiri üzerine Ahmet Bedevi Kur'ansa şöyle demektedir. Mülkiye Mektebi'ndeki dersleri gençliğe ziyadece olgunlaştırmıştır. Öyle bir devir ki Ziya Paşa ve Namık Kemal Bey hayata veda etmiş, eserleri ortadan kalkmıştı. Gençler Jules Verne'in, Paul de Kock'un veya Dumas Fils'in tercümelerinden, Ahmet Mithat, Hüseyin Rahmi ve Ahmet Rasim Beylerin milli romanlarından başka okuyacak bir şey bulamıyorlardı. İşte Murat Bey'in ders notları bu yoksulluğu telafi etmiş, akide ve ilim rehberliği yapmıştır. Bunun için Murat Bey, kültür ve inkılap tarihimizde yeri olan bir ilim adamıdır. Murat Bey, Mülkiye Mektebi hocalığının yanında başka memuriyetler de alır. 1879'da Muhacirler Karma Komisyonu'na, 1880'de Darül Muallim'in tarih hocalığına, 1882'de Marif Nezareti Teftiş ve Muayene Heyeti üyeliğine tayin edilir. 1882'de ise Darül Muallim'e müdür olur. Hocalıkla ve memuriyetlerle geçen bu yıllar, Murat Bey'in hayatında önemli bir yer teşkil eder. Verimlidir ve mutludur. Fakat artık hizmet alanını daha da genişletmek istemektedir. O dönemde hizmet alanını genişletmenin yolu ise matbuat hayatından geçer. Murat Bey'in matbuatla ilgisi daha ilk gençlik yıllarına dayanır. Rusya'da henüz genç bir öğrenciyken, Rusça yayımlanan çeşitli gazetelere yazılar yazan Murat Bey, İstanbul'a gelmek için lazım gelen paranın bir kısmını bu yazılardan biriktirdiğini söyler. İstanbul'da da matbuatla temas kurmakta gecikmez.
1876-1877 yıllarında İttihat ve Vakit gazetelerine dış politika üzerine yazılar kaleme alır. Fakat Murat Bey artık bizzat idare ettiği müstakil bir gazete kurmak vakti geldiği düşüncesindedir. Mizan böylece doğar. Yayın hayatında 3 devre olarak varlık gösteren Mizan gazetesinin ilk dönemi 1886-1890 yıllarında olup İstanbul'da yayımlanır. Mizan'ın ikinci devresi 1896-1897 yıllarındadır ve gazete bu dönemde sırasıyla Kahire, Paris ve Cenevre'de yayımlanır. Mizan gazetesinin son devresi ikinci meşrutiyetin ilanının hemen ardından 1908-1909 yıllarında olup yine İstanbul'da boy gösterir. Arada fasılalar olsa da Mizan 23 yıl yayın hayatında kalmış, özellikle de ilk iki devresinde okur üzerinde etkili olmuştur. Murat Bey bir zaman sonra kendisine ünvan da olacak Mizan gazetesini 21 Ağustos 1886'da İstanbul'da yayımlamaya başlar. Murat Bey gazeteyi habercilik yapan ve günlük malumatı duyuran bir yayın organı olmaktan ziyade bir fikir gazetesi olarak tasarlamaktadır. Üstelik bu fikir gazetesi sadece halkı değil, idarecileri ve bizzat Sultan II. Abdülhamid'i de muhatap alarak onların idrakini de hesaba katarak yayın yapmayı amaçlamaktadır. Mizan bu amacına ulaşır. Bir süre sonra Sultan II. Abdülhamid gazeteyi takip etmeye başlar. Özellikle bazı mühim ve aydınlatıcı yazıları sebebiyle Murat Bey hakkında Sultan'ın takdirleri ve teveccühleri oluşur. Bu takdir ve teveccühlere rağmen 1890'a gelindiğinde Mizan gazetesinin yayınlanmasında güçlükler yaşanmaya başlar. Padişahın teveccüh gösterdiği bir gazetenin yayımında bile bu güçlüklerin yaşanması Murat Bey'in canını bir hayli sıkar. Padişaha hususen Mizan'ı götürmek amacıyla gidip geldiği mabeyinden ayağını keser. Israrlı çağrılara rağmen saraya gitmemeye başlar. Bu tavır muhtemeldir ki telaşı mucip olur. Cemiyette ve yazı aleminde yer etmiş Murat Bey gibi şöhretli bir adamın birdenbire köşesine çekilmesi ve sarayla olan bağını koparması uygun bulunmaz. Yeteneklerini ispat etmiş bir adamı değerlendirmek ve biraz da böyle bir adamı muhalefet cephesine itmemek için Murat Bey 1891 yılında Düyun-u Umumiye Komiserliğine atanır. Buradaki görevi bu kurumda Osmanlı İmparatorluğunu temsil etmektir. Tanzimatla başlayan modernleşme döneminde Osmanlı birçok alanda yenilik çalışmaları yürütüyor, bu alanların bazılarında başarılı da oluyordu. Buna karşın Osmanlı'nın bir türlü başarılı olamadığı alanların başında ekonomi geliyordu. Osmanlı İmparatorluğu'nun ekonomik başarısızlığında başlıca konu da dış borçlardı. Osmanlı'da ilk dış borç alma teşebbüsü Mustafa Reşit Paşa tarafından 1851'de imzalanan dış borç anlaşmasıydı. Bu anlaşma padişahın onay vermemesi sebebiyle yürürlüğe giremedi. Bu ilk teşebbüsten 3 yıl sonra ve Kırım Harbi'nin ufukta belirdiği bir dönemde Osmanlı ilk dış borçlanmasını gerçekleştirdi. Bu tarihten itibaren devlet hızlı bir biçimde dışarıdan borç almaya başladı. Borç alma yollarından biri de başta Londra olmak üzere Avrupa borsalarında uzun vadeli borç tahvillerinin satışa çıkarılmasıydı. Bu yöntem Osmanlı ile Avrupa arasındaki ilişkileri etkileyecek iki sonuç doğurdu. Öncelikle dış borç arttıkça Osmanlı gittikçe daha fazla Avrupa ülkelerine bağımlı hale gelmekteydi. İkinci olarak Osmanlı borçlarının ödenmesini teminat altına almak üzere Avrupa devletleri Osmanlı'nın iç siyasetine daha fazla müdahil olmaya başlamışlardı. 1854'te başlayan dış borçlanma 20 yıl içinde Osmanlı'yı iflasın eşiğine getirdi. Dış borçlanma hayli olumsuz şartlarda ve yüksek faizle yapılıyordu. Osmanlı'nın 1854'ten sonraki 20 yılda aldığı 222 milyon sterlin borcun ancak yarısı hazineye girmişti. Üstelik 1860'ların ikinci yarısından itibaren alınan borç, önceki borçları ve faizlerini ödemek üzere kullanılıyordu.
Tanzimat'la birlikte uygulamaya sokulan yeni vergi sistemi başarıya ulaşmadığı, bir süre sonra da eski sisteme geri dönüldüğü ve ekonomik üretim artırılamadığı için devletin gelirlerinde bir artış olmuyordu. Bütçe dış borçla döndürülmeye çalışılıyordu. 1873'te Viyana'da başlayan ve bütün dünyaya yayılan ekonomik kriz, zaten zorda olan Osmanlı ekonomisini iyice içinden çıkılmaz bir hale getirdi. Avrupa'dan gelen mamul ürün seli karşısında geleneksel üretim çökmüş, özellikle büyük şehirlerde işsizlik artmıştı. Sektörlerdeki çöküş ve iş yerlerinin kapanması vergi gelirlerini iyice azaltmıştı. Ekonomi dışa bağımlı bir noktadaydı. 1875'e gelindiğinde iç ve dış borç ödemelerinin Osmanlı bütçesindeki oranı %63'e ulaşmıştı. Krizin dünya ölçeğinde olması, yeni borç imkanı tanımadığı için Osmanlı ekonomisi darboğaza girdi. Bu gelişmeler karşısında Osmanlı, 1875 yılı borç ödemelerini yarıya indirdiğini, 1876 borçlarını ise ödeyemeyeceğini duyurarak moratoryum ilan etti. Osmanlı Devleti iflas etmişti. II. Abdülhamid'in padişahlığı döneminde çeşitli ilerlemeler sağlandıysa da dış borç krizi kolay kolay çözümlenecek gibi durmuyordu. Osmanlı, 1875'te moratoryum ilan edilmesine kadar varan bir ekonomik bunalım dönemi yaşamış, bütün dengeleri altüst olmuştu. Henüz kendisini toparlayamadan girdiği 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı, devletin zayıf durumda olan ekonomik durumunu daha da vahim bir hale getirmişti. Yaklaşık bir yıl süren ve hem doğuda hem Balkanlarda süren bu savaş sonrasında Osmanlı büyük bir yıkım yaşamıştı. Toprak kayıpları, savaşın maliyeti, elden çıkan ülkelerin vergi gelirlerini yitirme ve Rusya'nın talep ettiği savaş tazminatı yıkımın ana sebepleri arasındaydı. Bu ekonomik şartlar altında Osmanlı, Duyun-i Umumiye adını alan bir komisyonun kurulmasına razı olmak zorunda kaldı. Bu komisyon, Osmanlı'dan alacağı olan ülkelerin, finans kurumlarının ve bankerlerin alacaklarını teminat altına almayı amaçlıyor ve Osmanlı'nın gelirlerini doğrudan tahsil ediyordu. Duyun-i Umumiye, bu haliyle basit bir borç ödeme kuruluşu olmaktan ziyade, devletin asli yetkilerinden birini yabancı ülkelere devretmesiydi. Duyun-i Umumiye zamanla büyük ve güçlü bir ağa dönüştü. Öyle ki 1911'e gelindiğinde Osmanlı gelirlerinin %27'si bu kuruluş tarafından toplanıyordu ve çalışanlarının sayısı 9.000'i bulmuştu. Mizancı Murat Bey, Duyun-i Umumiye'de çalıştığı 4 yıl boyunca vazifesini hakkıyla yapar. Alacaklı ülkeleri temsilen, bu kurumda görev yapan yabancı temsilcilere karşı devletin ve milletin hukukunu koruma gayretinde olur. Kimi zaman Osmanlı bürokrasisine mensup bazı memurların da bu yabancı temsilcilerle işbirliği yaptığına tanık olsa da o dürüstlüğünden taviz vermez. Duyun-i Umumiye yıllarını ve bu görev sırasında yaşadıklarını anlattığı hatıratının sonunda söyledikleri Mizancı Murad'ın bu 4 yıllık görevinin özetidir adeta. Vekillere nispeten ben pek küçük bir memur idim. Bununla beraber emanet edilen vazifem dairesine ne yıldıza, ne bab-ı aliye, ne de ecnebilere tecavüz ettirmedim. 1895 yılı Osmanlı için olduğu kadar Mizancı Murat için de hareketli bir dönemin başlangıcıydı. Osmanlı bir yandan ekonomik darboğazı aşmaya çalışıyor, bir yandan da yeni baş gösteren Ermeni isyanlarıyla uğraşıyordu. İmparatorlukta bunlar olurken, bizzat 2. Abdülhamit tarafından açılan yeni öğretim kurumlarında padişah karşıtı bir muhalefet dalgası alttan alta örgütleniyordu. 2. Abdülhamit, saltanatının ilk günlerinden itibaren gayretini ekonomi, imar ve eğitim faaliyetlerine yoğunlaştırmıştı. Özellikle eğitim alanında büyük hamleler yapılmış, önemli kurumlar ihdas edilmiş ve var olan kurumlar canlandırılmıştı. 2. Abdülhamid'in kurduğu veya canlandırdığı eğitim kurumları, bir zaman sonra meşrutiyet yanlısı ve padişah karşıtı muhalefet hareketlerinin odağı haline gelir.
öğrenciler bu okullarda gizli cemiyetler kurmaya, bu cemiyetler etrafında örgütlenmeye başlarlar. Cemiyetler etrafında örgütlenmenin bir adım sonrasıysa mektep hocalarını, özellikle de etkili olanları cemiyete davet etmek olur daima. Bu türden bir davetin Mizancı Murad'a gelmesi de gecikmez. İhtilacı fikirlere sahip padişah karşıtı gençler Murat Bey'e gelerek saflarına katılmasını ve reisliğe geçmesini isterler. Mizancı Murat öğrencilere yakın davransa da tekliflerini kabul etmez. Çünkü onun 2. Abdülhamit'ten hala umudu vardır. Kendisiyle görüştüğü, reform önerilerini anlattığı takdirde padişahın ikna olacağını yürekten inanmaktadır. Mizancı Murat Bey'in heyecanla ve umutla beklediği görüşme 13 Eylül 1895'te gerçekleşir. Nihayet 2. Abdülhamit'le yüz yüze görüşebilecektir. 2. Abdülhamit fikirlerini ve tekliflerini bizzat dinlemek üzere Mizancı Murat Bey'i huzura kabul eder. Mizancı Murat Bey, devletin sorunlarını ve iyice çıkmaza giren meseleleri nasıl çözmek gerektiğine dair fikirlerini bütün açıklığıyla padişaha anlatır. 2. Abdülhamit alakayla dinler, sorular sorar, kendi görüşlerini dile getirir. Görüşme çok olumlu bir havada cereyan eder. Hatta görüşmenin bir yerinde 2. Abdülhamit, "Muktedir adamlar aramaktan usanmadım. Daima o vazifenin erbabını aramakta ısrarcıyım. Hatta bugün sizin raporunuzu okuyunca aradığım birine rast geldiğimden dolayı Cenab-ı Hakk'a şükrettim." deyince Mizancı Murat Bey büyük ve derin bir mutluluğa kapılmaktan kendini alıkoyamaz. Mizancı Murat Bey padişahla yaptığı görüşmeden bütün ümitsizlikleri ve şüpheleri dağılmış bir halde çıkar. Hele ki padişahın nezaketinden ve emniyet veren iltifatından sonra onunla yakın bir çalışma sürecine gireceğinden emindir. Murat Bey artık "melek gibi adam" dediği 2. Abdülhamit'ten gelecek çalışma teklifini beklemektedir. Ne var ki padişahın cephesinde durum farklıdır. Ona göre Mizancı Murat hakikatlere ve mümkün olana değil, daha çok hayallere meyyal bir kimsedir. Üstelik kendisine tahakküm ve nüfuz etmek niyeti taşımaktadır. Mizancı Murad'ın beklediği haber bir türlü gelmez. Bu durum zaten hayli ümitsiz bir halde bulunan Murat Bey'in daha da karamsarlaşmasına yol açar. Bu ruh haliyle ve muhtemelen gururu kırılmış bir şekilde İstanbul'u terk etme, yurt dışına çıkma kararı alır. Kararını önce Duyun-u Umumiye'deki yabancı çalışma arkadaşlarına açar. İstanbul'dan ayrılmadan bir gün önce memuriyetinden istifa eder ve ailesine bir mektup yazarak Dağıstan'a gitmek üzere ülkeyi terk ettiğini bildirir. Mizancı Murat Bey'in hayatında artık yeni bir dönem başlamaktadır. Murat Bey, 23 yıl önce henüz 19 yaşında bir genç olarak geldiği İstanbul'dan 20 Kasım 1895 yılında Sivas Topol'a gitmek üzere ayrılıyordu. O 19 yaşındaki gencin amacı Hilafet-i İslamiye'ye ve Saltanat-ı Osmaniye'ye hizmet etmekti. Fakat şimdi İstanbul'dan ayrılan Murat Bey'in amacı Sultan II. Abdülhamid'e muhalefet edebileceği güvenli bir yere gitmekti. Mizancı Murat önce Viyana'ya gider ve Avusturya Dışişleri Bakanı ile bir görüşme gerçekleştirir. Dışişleri Bakanı Avrupa yüksek siyaset çevrelerini Osmanlı lehine ikna etmeye çalışan Mizancı Murat'a umut verecek bir yaklaşımdan hayli uzaktır. Murat Bey bu görüşmeden sonra Berlin'e gitme kararından vazgeçer. Çünkü Viyana ve Berlin birlikte hareket etmektedir. Ve Berlin'in tavrı da aşağı yukarı Viyana'da karşılaştığıyla aynıdır. Mizancı Murat, Osmanlı'ya Avrupa devletlerinden yönelen baskının ikna çabalarıyla giderilebileceği kanaatindedir. Oysa 1890'lara gelindiğinde Avrupa'nın büyük devletleri Osmanlı'nın Ermeni ayaklanmaları karşısında tavrı hususunda mutabakat halindeydiler. Avrupa'nın büyük devletleri Osmanlı'nın Ermenilere zulmettiğini düşünüyordu. Bu düşüncenin ve Ermeni taraftarlığının altındaysa Türklerin Balkanlardan ve hatta Anadolu'dan çıkarılması politikasına dayanan ünlü Şark meselesi yatıyordu. Dönemin ünlü ve oldukça etkili gazetecilerinden Henry Rashford,
Ermeni meselesi vesilesiyle yazdığı bir makalede şöyle demekteydi. Sadece bir hafta değil, nice kanlı yıllar ve yüzyıllardır süregelen bu vahşi katliam İslam'ın doğuşundan beri devam ediyor ve yine ancak onunla nihayet bulacaktır. Bunun içindir ki şunu diyorum, ona son verelim. Türkiye'nin taksimi mümkün olan en kısa zamanda gerçekleşmelidir. Mizancı Murad'ın Avrupa yüksek siyaset çevreleriyle temas kurma çabasının ilk adımı çok da parlak bir netice vermez. Murat Bey böylece 1895 yılı Aralık ayı başında Paris'e geçer. Mizancı Murad'ın Paris'e gelişi hem sınırlı güce sahip Jön Türk muhalefeti arasında hem de Fransız basınında önemli bir etki uyandırır. Birçok Fransız gazetesi İstanbul'dan Avrupa'ya kaçan bu etkili Türk yazarıyla görüşür. Dönemin en güçlü gazetelerinden olan Le Figaro, bu muhalif ihtilalci ile bir mülakat yapar. Mizancı Murat verdiği mülakatta bağımsız Ermenistan fikrine ve Avrupalı devletlerin İstanbul'a yönelik askeri müdahalesine karşı çıksa da, 2. Abdülhamid'i yerden yere vurur. Ona göre bütün olumsuzlukların kaynağı saraydır. Murat Bey daha 3 ay evvel görüşüp melek gibi adam dediği 2. Abdülhamid'i ağır bir dille eleştirmenin Avrupa matbuatında ve siyasi çevrelerinde kabul görmek için geçerli tek yol olduğunun belli ki farkındadır. Mizancı Murat 1895 yılı Aralık ayında Paris'e geldiğinde burada küçük bir de Jön Türk topluluğu vardı. Bu topluluğun çok da etkili olduğu söylenemezdi. Daha çok Ahmet Rıza Bey'in evinde ve dar mahfillerde yapılan sohbetler söz konusuydu. Fakat bir taraftan da daha sonra imparatorluğun kaderini etkileyecek bir gizli cemiyet burada mayalanmaktaydı. 1895'te Ahmet Rıza Bey İstanbul'da kurulan İttihad-ı Osmani adlı gizli bir cemiyete katılır ve ismini İttihat ve Terakki olarak değiştirir. Bu cemiyetin yayın organı olarak da Mizancı Murat Bey'in Paris'e gelişinden 4 gün önce Meşveret yayın hayatına başlar. 1889 Mayıs'ında Sarayburnu'nda eğitim veren askeri tıbbiye mektebinde eğitim gören 4 öğrenci, Osmanlı'nın kötü gidişine dur diyecek bir cemiyet kurmak hususunda anlaşırlar. İleriki yıllarda Osmanlı İmparatorluğunu derinden sarsacak olan İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin nüvesi sayılan İttihat-ı Osmani Cemiyeti böylece kurulmuş olur. Bu gizli cemiyetin kurucuları ise Ohrili İbrahim Temo, Diyarbakırlı İshak Sukuti, Kafkasyalı Mehmet Reşit ve Arap Kirli Abdullah Cevdet'tir. Bu dördüne daha sonra Bakülü Hüseyinzade Ali eklenecektir. 1895'e gelindiğinde İttihat-ı Osmani Cemiyeti'nin yöneticileri Paris'te yaşayan Ahmet Rıza Bey ile temasa geçerek onu cemiyete davet ederler. Ahmet Rıza Bey, İngilizlerle dostluğu ve İngilizceye hakimiyeti dolayısıyla İngiliz Ali namıyla tanınan ve ilk Osmanlı Meclisi'nde milletvekili yapmış olan Ali Rıza Bey ile sonradan Müslümanlığı kabul eden Avusturyalı Naile Hanım'ın oğludur. Dedesi ise 3. Selim'in sır katibi Kemankeş Ahmet Efendi'dir. Batı kültürünün hakim olduğu bir aile ortamında büyüyen Ahmet Rıza Bey, Galatasaray Mektebi Sultanisi'nden mezun olduktan sonra ziraat tahsili yapmak üzere 1884 tarihinde babası tarafından Paris'e gönderilmiş, babasının vefatı üzerine 1887'de Türkiye'ye dönmüştür. Yurda dönüşünün ardından Münif Paşa tarafından Bursa Maarif Müdürlüğü'ne tayin edilen Ahmet Rıza Bey, yaklaşık 2 yıllık hizmetin ardından 1889'da tekrar Paris'e gider. 1889'da Fransız İhtilali'nin 100. yılı münasebetiyle Paris'te bir dünya fuarı düzenlenmektedir. Ahmet Rıza Bey'in görünüşteki amacı bu fuarı takip etmektir. Fakat Ahmet Rıza Bey gelir gelmez eğitimini tamamlamaya ve pozitivist araştırmalara yönelir. Eğitim sistemini ıslaha yönelik kapsamlı bir reform taslağı üzerinde çalışmaktadır. Bir süre sonra Ahmet Rıza ilk reform tasarısını 2. Abdülhamid'e sunar. Bunu diğer tasarılar takip eder ve peş peşe 6 reform taslağı hazırlar. 2. Abdülhamid sunulan reform taslaklarına karşılık Ahmet Rıza Bey'e 2000 lira ödül tahsil eder.
İttihat-ı Osmani Cemiyeti'nden üyelik teklifi geldiğinde Ahmet Rıza Bey işte bu noktadadır. Ahmet Rıza Bey, İttihat-ı Osmani Cemiyeti'nden gelen katılım davetini kabul etmekle birlikte cemiyetin adının değiştirilmesinde ısrar eder. Pozitivist eğiliminden ötürü cemiyetin adının Nizam ve Terakki olmasını istemektedir. Cemiyet kurucuları İttihat isminde ısrarcı olurlar. Nihayetinde cemiyetin adı Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti olarak değiştirilir ve Ahmet Rıza Bey'in cemiyeti Avrupa'da temsil etmesine ve cemiyetin yayın organı olmak üzere Meşveret adıyla bir gazete yayınlamasına karar verilir. Mizancı Murat'ın Paris'e gelişinden yalnızca 4 gün önce yayınlanmaya başlanan Meşveret, işte bu anlaşmanın sonucudur. Mizancı Murat'ın Paris'e gelmesi, bir kısmı Murat Bey'in Mektebi Mülkiye'den talebesi olan Jön Türkler arasında büyük bir sevinç dalgasına yol açtı. Bunda Mizancı Murat Bey'in şöhreti ve kudreti kadar Ahmet Rıza Bey'den duyulan rahatsızlık da etkilidir. Bu şartlar altında ve Avrupa'ya henüz gelmiş bir muhalif olarak Mizancı Murat, Ahmet Rıza Bey'i ziyaret eder. Aralarındaki tanışıklığa ve sıcak ilişkilere rağmen Ahmet Rıza Bey, Mizancı Murat'a olabildiğince soğuk davranır. Bunun sebebi, riyaseti elinde tutma konusunda fazlasıyla muhteris olduğu bilinen Ahmet Rıza Bey'in, Mizancı Murat'ı rakip olarak görmesidir. Mizancı Murat, görüşmeleri sırasında Ahmet Rıza Bey'in takındığı soğuk ve mesafeli tavra rağmen Jön Türklerin liderliği alması teklifine olumlu cevap vermez. Bir müddet serbest kalmak ve ortamı tanımak istediğinden söz eder. Bununla da kalmaz, genç muhaliflere Ahmet Rıza Bey'in liderliği altında samimiyetle gayret sarf etmelerini tavsiye eder. Mizancı Murat'ın serbest kalmak derken kastettiği, 6 yıl evvel tatil edilen Mizan gazetesini tekrar çıkarmaktır. Mizan'ı yayın hayatına sokmak için uygun gördüğü yerse Kahire'dir. İslam dünyasının önemli merkezlerinden olan Kahire'de 2. Abdülhamit ve hilafet hakkında yapacağı yayınların etkili olacağını ummaktadır. Murat Bey, Mizan gazetesini çıkarmak üzere Kahire'ye geçmezden evvel İngiltere'ye gidip çeşitli görüşmeler yapmak niyetindedir. Murat Bey için İngiltere ve görüşleri her zaman büyük önem taşımıştır. Bunda Mizancı Murat'ın Rusya'ya duyduğu derin nefret kadar, 2. Abdülhamid'in İngiliz karşıtlığının da etkili olduğu bir hakikattir. Ayrıca Murat Bey'in Mizan gazetesini çıkarmak için uygun gördüğü Kahire'de, fiilen İngiliz işgali altındadır. Anlaşılan o ki Murat Bey, Kahire'deki çalışmalarına İngilizlerin desteğini alarak başlamayı istemektedir. 1895 Aralık ortalarında İngiltere'ye geçen Murat Bey ilk olarak Ermeni komiteleriyle görüşür. Osmanlı'nın gayrimüslim unsurlarıyla, özellikle de Ermenilerle Meşrutiyet ve 2. Abdülhamid'i devirmek hedefleri etrafında ortak çalışma yürütülebileceği inancındadır. Ona göre bu azınlık unsurlarıyla ortak hareket edilebilirse, Avrupalı büyük devletlerin Osmanlı'ya müdahaleleri ve reform baskıları sona erecektir. Fakat Murat Bey'in Ermeni komiteleriyle yaptığı görüşmeler hiç de umduğu gibi gitmez. Karşılaştığı tablo umutsuzdur. Murat Bey, karşılaştığı tabloyu ve görüşmelerden çıkan neticeyi şöyle tasvir edecektir. Ermeni komitelerinin yetkilileriyle yaptığım görüşmeler ve müzakereler beni umutsuzluğa sevk etti. Bu adamların çoğu milli duygularla hareket etmiyor. Ermeni komitelerinin öncelikli amacı Osmanlı Devleti'nin yıkılması. Böylece bir Ermeni Devleti'nin kurulabileceğini düşünüyorlar. Mizancı Murat, İngiltere'de daha sonra Başbakan Lord Salisbury ile görüşür. Bu görüşmede tam bir hayal kırıklığıdır. Murat Bey umudunu yitirmiş bir biçimde önce 25 Aralık'ta Paris'e döner ve 4 gün sonra da Mısır'a hareket eder. Kahire'de seçkin bir sınıfla temas halinde olacağı bir çevrede derhal yerini alır. Kafasında daha sert ve keskin yayınlar yapacağı Mizan gazetesini çıkarmak vardır. Hiç gecikmez ve Mısır'a geldikten sadece 2 hafta sonra Mizan gazetesi 16 Ocak 1896'da tekrar yayın hayatına başlar. Okurlarının çoğunluğu, yasaklı olmasına rağmen Mizan gazetesini takip eden İstanbul'daki muhalif öğrenciler ve Jön Türklerdir.
O güne kadar mutedil bir çizgiye sahip olan Murat Bey'in Mizan gazetesinin bu ikinci devresinde sert ve saldırgan bir ihtilalci hüviyetine büründüğü görülür. En zehirli eleştiri oklarını 2. Abdülhamid'e yöneltmekten çekinmez. Buna İstanbul'un tepkisi gecikmez. Mizancı Murat önce idam cezasına çarptırılır. Ardından da Mısır hükümeti ve İngiltere nezdinde yapılan girişimlerle Kahire'den ayrılmaya zorlanır. Başlarda direnç gösterilmişse de Mısır ve İngiltere bir müddet sonra Murat Bey'den ülkeyi terk etmesini isterler. Yurt ve aile özlemiyle zaten yıpranmış olan Murat Bey için Mısır'dan ayrılmaya zorlanması ağır bir darbe olur. Yaklaşık 6 ay ikamet ettiği ve Mizan gazetesini yeniden yayınlamaya başladığı Mısır'dan ayrılmak zorunda kalan Murat Bey'in 16 Temmuz 1896'da Paris'e döndüğünü görürüz. Paris'e gelir gelmez karşısına yeniden liderlik meselesi çıkar. Jön Türk topluluğu Murat Bey'in başlarına geçmesinde ısrarcıdır. Murat Bey başlarda direndiyse de taleplerin ardının kesilmemesi üzerine teklifi kabul eder. Böylece Mizancı Murat, İttihak ve Terakki Cemiyeti'nin bir umumi toplantısında reislik görevini üstlenir. Murat Bey'in İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin reisliğine seçilmesinin ardından Mizan gazetesi de cemiyetin Türkçe yayın organı olur. Ahmet Rıza Bey'in çıkarttığı Meşveret ise yoluna cemiyetin Fransızca yayın organı olarak devam edecektir. Murat Bey'in İttihak ve Terakki reisi olması, bir zamandır Jön Türkler arasında yaşanan ihtilafları ortadan kaldırmak bir yana daha da derinleştirir. İhtilaflara bir de Mizancı Murat'la Ahmet Rıza arasındaki şahsi ve ideolojik farklılıklar eklenecektir. Ahmet Rıza Bey tam bir pozitivistken Mizancı Murat muhafazakar ve daha milli bir çizgiyi benimsemektedir. Bunun yanı sıra her iki isim de liderlik konusunda gayet hırslıdır ve liderliği paylaşmaya yanaşmamaktadır. Mizancı Murat, gittikçe derinleşen ihtilafları sona erdirmek için cemiyetin merkezini Cenevre'ye taşıdıysa da sorunlar çözülmez. Artık Jön Türkler arasında iki blok vardır. Mizancı Murat'ın liderliği etrafında İshak Sukuti, Süleyman Nazif, Ali Kemal gibi isimler toplanırken, Ahmet Rıza Bey'in çevresinde Doktor Nazım ve Bahattin Şakir yer almaktadır. İki blok arasındaki suçlamalar ve polemikler artar. Dahası alenileşir. Ahmet Rıza Bey, yabancı bir gazeteye verdiği mülakatta Murat Bey ve çevresinin gayrimüslimlere Osmanlı tarafından uygulanan baskıları umursamadıklarını iddia eder. Kuşkusuz ki bu beyan, Avrupa kamuoyunu Murat Bey ve çevresi aleyhine kışkırtma çabasıdır. Murat Bey'in tepkisi çok sert olur ve Ahmet Rıza Bey'in Osmanlılığı ve dini terk etmekten çekinmeyeceğini belirtir. İttihak ve Terakki içindeki bu ihtilaf, 1897 Türk-Yunan Savaşı'nın Osmanlı'nın zaferiyle neticelenmesinden sonra daha da şiddetlenir. Kavganın bu seferki sebebi, Ahmet Rıza Bey'in yayımladığı ve cemiyetin Fransızca yayın organı olan Meşveret gazetesinde Osmanlı ve Türklük aleyhine yayımlanan bir yazıdır. Yazı bir Rum tarafından yazılmıştır. Bu durum Murat Bey'in çevresinde toplanan ekibi çileden çıkarır. Henüz kurulmuş ve daha oluşum aşamasındaki cemiyet büyük bir yarılma içindedir. Bir avuç Jön Türk arasında çıkan bu ihtilaflar Mizancı Murat'ın zaten yıpranmış olan sinirlerini iyice yorar. Devletin çok iyi bir memuriyetini bırakıp sürgüne, siyasi mücadeleye gelen Mizancı Murat'ın karşılaştığı suçlamalar ve gördüğü çelişkiler onu iyice ümitsizliğe sevk etmiştir. Jön Türklerin bu çekişmeleri ve kavgaları İstanbul'un gözünden kaçmaz. Bir süre sonra Ahmet Celaleddin Paşa tam yetkiyle Jön Türklerle görüşmek üzere Paris'e gelir. Amacı kavgalardan ve ihtilaflardan bıkmış Jön Türkleri muhalefetten vazgeçirmektir. Ahmet Celaleddin Paşa'nın İstanbul'a dönmeye ve muhalefetten vazgeçmeye ikna etmek istediği en önemli isim elbette Mizancı Murat Bey'dir. Murat Bey daha önce de dönme teklifleri aldıysa da hiçbirine icabet etmez. Fakat sevdiği ve mert bulduğu Ahmet Celaleddin Paşa ile konuşmaktan, bazı konularda müzakere etmekten kaçmaz. Kendisiyle birlikte bazı Jön Türklerin de muhalefetten vazgeçmeleri şartıyla devlet görevlerine gelmelerini sağlar. Başta Çürük Sulu Ahmet,
Ali Kemal ve Abdullah Cevdet olmak üzere birçok Jöntürk muhalefetten vazgeçerek 2. Abdülhamid'in otoritesini kabul ederek diplomatik görevler alırlar. Mizancı Murat'ın bir başka isteği de genel af çıkarılmasıdır. Fakat bu konu belirsiz bırakılır. Yine de Ahmet Celaleddin Paşa ile anlaşır ve 12 Ağustos 1897'de İstanbul'a döner. Murat Bey'in sürgün ve ihtilalcilik yılları böylece sona ermiş olur. Murat Bey İstanbul'a gelir gelmez kayınbiraderi ve oğluyla ayaküstü görüşüp Yıldız Sarayı'na gider. Amacı 2. Abdülhamit'le görüşebilmektir. Fakat umduğu olmaz. Padişah selamlarını iletmekle yetinir ve Mizancı Murat padişahla görüşemeden saraydan ayrılmak zorunda kalır. Murat Bey İstanbul'a döndüğü 1897 yılından 2. Meşrutiyet'in ilan edildiği 1908'e kadar tam bir sükunet içinde yaşar. 1899 yılında Şura-i Devlet üyeliğine seçilmesi dışında hayatında değişen bir şey yoktur. Siyasette veya matbuatta görünmez. Görünmesine imkan da yoktur çünkü sürekli takip edilmektedir. Mizancı Murat Bey'in suskunluğu 11 yıl devam eder. İkinci Meşrutiyet'in ilanından sonra Şura-i Devlet azalığından derhal istifa edip Mizan Gazetesi'ni çıkartmaya başlar. Mizan Gazetesi'nin bu seferki hedefi bir zamanlar ihtilalci fikirler aşıladığı, birlikte hareket ettiği, liderliklerini yaptığı eski arkadaşları ve iktidarı elde edeceği kesin olan İttihat ve Terakki Partisi'dir. Mizancı Murat'ın muhalefeti iktidarın yeni sahipleri tarafından hiç de hoş karşılanmaz. Fakat Murat Bey kavgadan korkacak, hele de gururuyla oynanacak adam değildir. İkinci Abdülhamit'le anlaşarak İstanbul'a dönüşü hatırlatıldıkça, hele de bunu ikbal ve para için yaptığı ima edildikçe muhalefetinin dozunu daha da artırır. Murat Bey eski dava arkadaşlarının hedefindedir artık. Muhalefeti sebebiyle önce 9 Ekim 1908'de bir hafta gözaltında tutulur. Murat Bey için bu yeni durum Hürriyet Vadisi'nde istibdat pençesidir. Bu kadarla kalınmaz. Murat Bey 31 Mart vakasında payı bulunduğu gerekçesiyle 24 Nisan 1909'da tutuklanır. Yapılan yargılama neticesinde ömür boyu kalebentliğe mahkum edilir. Cezasını Rodos'ta çekecektir. Murat Bey cezasını çekmek üzere 19 Haziran 1909'da İstanbul'dan vapura biner ve 4 gün sonra Rodos'a ulaşır. Rodos, Murat Bey'i hayattan ve mücadeleden koparmak için seçilmiştir. Fakat Murat Bey burada da boş durmaz. Burada 7 ciltlik Tarihi Ebul Faruk'u hummalı bir çalışmayla tamamlar. Rodos'ta eseriyle meşgulken bir yandan da oğlu vasıtasıyla İstanbul'daki gelişmeleri takip eder. Yine yakın gördüğü devlet adamlarına uyarıcı raporlar hazırlar. Önemli gördüğü hususlarda onlara telgraflar çeker. Yaklaşık 2 yıl Rodos'ta kaldıktan sonra cezasını tamamlamak üzere 1911 Nisan'ında Midilli'ye nakledilir. Mizancı Murat Midilli'de sürgünken sevenleri de boş durmaz. Özellikle İtilaf ve Hürriyet fırkalılarının baskısıyla Murat Bey'in cezası affedilir ve 1912 Nisan'ında İstanbul'a döner. Murat Bey İstanbul'a döndükten sonra yaklaşık 1,5 ay tedavi maksadıyla Fransa ve İsviçre'de bulunur. Sonraki dönemde ise özellikle İtilaf ve Hürriyet yanlısı matbuatta makaleler yayınlar. Ne var ki Mizancı Murat'ın sesi Osmanlı'nın büyük bir boğuşmaya doğru ilerlediği, İttihatçıların ülkeyi demir yumrukla yönettiği o dönemde eskisi kadar duyulmaz. Nihayet o ses 15 Nisan 1917'de büyük bir coşkuyla ve Osmanlı'ya hizmet aşkıyla 44 yıl evvel geldiği İstanbul'da bir daha duyulmamak üzere susar. Mizancı Murat, Namık Kemal'le birlikte Osmanlı'nın son kuşakları üzerinde en çok etki yaratmış isimlerden birisiydi. Mizancı Murat, Turfanda mı yoksa Turfa mı romanıyla milli ve güncel vasfını korurken, siyasi hatıratıyla Osmanlı'nın karmaşık bir dönemine ışık tutmaktaydı. Mizancı Murat ne yaptıysa coşkuyla ve gururla, devleti ayakta, milleti üstün tutmak için yaptı. Mizancı Murat kendisinin de söylediği gibi bir kavga ve cidal adamıydı.
Ne elde ettiyse bu sayede elde etti ve ne kaybettiyse bu yüzden kaybetti. Dağıstan'ın küçük bir kasabasında başlayıp çeşitli uğraklardan geçerek İstanbul'da tamamlanan kavgalı, dağdağlı bir hayat hikayesini anlattık. Aslında anlattığımız bir kişinin değil, bir hatta birkaç kuşağın hikayesidir. Aslında anlattığımız yenilgilerden ve geriliklerden muzdarip olup tekrar ayağa kalkmanın yollarını arayan son Osmanlıların hatalarla ve sevaplarla örülmüş bir hikayesidir. Devrin ideolojisi olarak İslamcılığı ve Osmanlıcılığı dışında istisnasız bütün fikirleriyle Mizancı Murat Bey bugünün aydınıdır. Hatta düşünürüdür. Sadece bir romanına bakın. Bir roman yazmıştır. Turfan'da mı yoksa Turfan'ı. O romanında canlandırdığı erkek tipi kahraman Mansur Bey, Murat Bey kendisinden istikbal adamı diye bahseder. Murat Bey'in kurmayı tasavvur ettiği Türkiye için istikbal Türkiye'sidir. Bakın, inanılmaz bir ileri görüşlülükle Mizancı Murat Bey romanında olsun, fikirlerinde olsun, hatıratında olsun, yani bütün eserlerinde hakikaten yıllar ve yıllar sonra takip edecek olan o istikbal Türkiye'sini görmüştür.